İstanbul'un Zincirlikuyu Mezarlığı'na gidiyoruz. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Mavi Vatan'ın Yılmaz Bekçisi ve Amiral Soner Polat'tan bahsediyoruz. Ölümünün ikinci yıl dönümünde mezarı başında bir anma programı düzenleniyor. Ekranlara da getiriyoruz. Vatan Partisi ve Sayın Cem Dikmen ekranlarda bir konuşma yapacak anladığımız kadarıyla ve sözü hemen bırakalım. Yılında saygıyla ve özlemle hasretle anıyoruz. Kabri başında müjdeler vermeye geldik. Soner Polat amirelimize, partimizin genel başkan yardımcısı, Mavi Vatan'ın yılmaz savunucusu, kahraman amirelimize müjdeler vermeye geldik. Soner Polat'ın günlerindeyiz. Soner Polat'ın günlerine gidiyoruz. Vatan Partisi'nin uğruna mücadele ettiği, neferi olmaktan gurur duyduğu Vatan Partisi'nin iktidarına doğru gidiyoruz. Mavi Vatan'dan bir adım geri atmadığımız günlere doğru gidiyoruz. Ve uğruna mücadele ettiği bağımsız, başedik Türkiye'ye doğru gidiyoruz. Buradan amirelimize müjdeler vermeye geldik. Kendisini bu duygularla evvela anıyoruz. Büyük milletler içinden soner polatları çıkararak büyüklüğünü gösteriyor. Kahramanlar da işte onu ölüm yıl dönümlerinde ardından gelen yoldaşlarıyla gösteriyor kahramanlıklarını. Soner Polat, Polat Amiralimiz kahramanlığını işte mücadele arkadaşlarının azmiyle devam ettiriyor. Mavi vatan'daki kahramanlığını şimdi bizlere emanet etti ve biz o emaneti bir nefer olarak son nefesimize kadar, kanımızın son damlasına kadar savunma emaneti olarak aldık ve devam ettiriyoruz. Amiralimize buradan bu duygularla onu andığımızı ifade ediyoruz. O bir ışıktı değerli arkadaşlar. Her daim yolumuzu aydınlatan ışıktı. O mavi vatanın deniz feneri. Biz Türkiye gemisini yönetecek olan insanlara her daim yol gösteren bir deniz feneridir. O bizim abimizdi. O bizim yoldaşımızdı, komutanımızdı. Büyüğümüzdü. Her şeyimizdi. Ne mutlu bize ki en güzide limanına sığınmaya devam ediyoruz. Ne mutlu bize ki Soner Polat'ı tanıdık. Ne mutlu bize ki onunla birlikte mücadele ettik. Ne mutlu bize ki Türkiye içinden Soner Polat gibi kahramanları yetiştirdi. Ve onlar sayesinde işte Türkiye dimdik ayakta. Türkiye haklarını dimdik savunuyor. Değerli arkadaşlar, biz aydınlıkçıların bir huyu vardır. Biz anma törenlerinden sadece gözümüzde görevlerle ayrılırız. Ve Soner Polat komutanımızın yanından ikinci yıl dönümünde yeniden görevlerle ayrılıyoruz. O görevleri hiç unutmayacağız. Mavi Vatan'ın bir metreküp suyunu düşmana vermeyeceğiz. PKK FETÖ başta olmak üzere hiçbir terör örgütüne ve onları besleyen ağ babalarına geçit vermeyeceğiz. Türkiye'deki yerli işbirlikçilerine geçit vermeyeceğiz. Komutanımıza buradan onun huzurunda bir kez daha söz veriyoruz. Bağımsız, dik Türkiye için Vatan Partisi iktidarını kurana kadar, kanımızın son damlasına kadar, son nefesimize kadar mücadele edeceğiz. Ruhu şad olsun, ışıklar içinde uyusun. Onun yoldaşları, onun neferleri, onun çizdiği yolun rotasında ilerleyen bizler mücadelemize son gazla devam ediyoruz. Ruhu şad olsun, ışıklar içinde uyusun. Saygılarımızı sunuyoruz komutanımıza. Şimdi Türkiye Gençlik Birliği İstanbul İl Başkanı Duygu Karabulut arkadaşımız da komutanımıza e, dair ifa sözlerini ifade edecek. Buyurun. Değerli büyüklerimiz, Değerli büyüklerimiz, değerli Soner Polat'ın sevenleri bugün burada çok büyük bir amiral, çok büyük bir devlet adamı, büyük bir vatan vatansever Soner Polat'ın vefatının ikinci yıl dönümünde sevenleri olarak burada buluştuk. Onun Türk milletine ve Türk gençliğine bıraktığı büyük mücadelesini, mirasını devralıyoruz. Türk gençliği olarak devralıyoruz. O bize her zaman derdi ki Atatürk'ün anladığı Türk gençliği ve Türk gençliği burada. Türkiye Gençlik Birliği'nde derdi. Onun bize bıraktığı mirası devraldık ve bugün bütün üniversitelerde bütün liselerde onun Atatürkçü, vatanseverlik rotasını en yukarıya, o bayrağı en yukarıya taşıyoruz. Taşımaya da de devam edeceğiz. O öyle bir miras bıraktı ki bize yeri geldi canı için, gözünü kırpmadan göğsünü siper etti. Yeri geldi sivil rizindanlarını en cesurca yıkan kahramanlardan bir tanesiydi. Yeri geldi biz öyle miraslar bıraktı ki bugün anti emperyalist olmayı, emperyalist olmayı bizlere öğretti. Türk milletine öğretti. Sadece bir amiral değildi büyük bir vatanseverdi. Çok cesurdu. Türkiye'nin önündeki bütün tehditleri görüyordu ve cesurca söylüyordu bütün mavi vatan'daki bütün emperyalist tehditleri görüyordu. Cesurca onların karşısında duruyordu ve son kanının son damlasına kadar mavi vatan için, Türk milleti için, Türkiye için mücadele etti. Bugün o mücadeleyi en yukarıya taşımak bizim önümüzdeki en büyük görevlerden bir tanesi. Biz onun bizlere bıraktığı bu görevlerle bugün mücadele etmeye devam ediyoruz. Aynı zamanda büyük bir devlet adamıydı. Sadece bir amiral değildi, sadece bir vatansever değildi. Büyük bir devlet adamıydı. Türkiye'nin önündeki tehditleri görüp oraya bir strateji üreten, orotayı çizen büyük bir amiraldi. Aynı zamanda Atatürk gibi teşkilatçıydı. Bize teşkilatlanmayı, Atatürkçülerin, vatanseverlerin teşkilatlı bir şekilde mücadele etmesi gerektiğini öğretti, gösterdi. Biz onun huzurunda Mustafa Kemal'in askeriydi ve aynı zamanda Türk milletinin ordusunun bir neferiydi. Türk milletinin bağrından çıkmış, Türkiye'nin bağrından çıkmış, Türk milletinin bütün erdemlerini taşıyordu. Cesurdu, kararlıydı, mücadeleciydi ve büyük bir vatanseverdi. Bugün biz de onun Bonun ikinci yıl dönümünde, vefatının ikinci yıl dönümünde bir kez daha söz veriyoruz Türk gençliği olarak. Diyoruz ki Sayın Amiral'im, sevgili komutanım, sevgili büyük Soner Polat'ım, sonsuz erimiz sizin bıraktığınız miras emin ellerde. Türk gençliğinin ellerinde yükseliyor. Sizin bıraktığınız miras sizin isminiz gibi sonsuza kadar yaşayacak. Biz de burada bütün sevenlerin önünde bir kez daha söz veriyoruz. Teşekkür ediyoruz. Değerli arkadaşlar, anma törenimizi komutanımıza da saygı ifadesi olarak ve bir nefer olarak mücadeleye devam ettiğimizde simgelemesi açısından asker selamı vererek hep birlikte bitirelim istiyoruz. Sizleri de asker selamı vermeye komutanımıza. Komutanımıza doğru dönelim hatta. Komutanımıza doğru dönerek asker selamımızı verelim. Zincirli Kuyu mezarlığındaydık. Vatan Partisi MKYS'i Sayın Cem Dikmen'in açıklamaları bir saygı duruşu. Gel selamıyla sana Zener Polat bir kez daha anıldı. Hiçbir zaman unutmayacağız. Mavi Vatan'ın Yılmaz bekçisi her zaman bizimle olacak diyoruz. Sevgili izleyenler ve...